Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Pırıl pırıl bir gökyüzünün altında sizlere sesleniyor olmak isterdik ama aman çok sıcak havalar bunaltıyor, mahvolduk, ter içinde kaldık diyenler yüzünden Ağustos bitmeden o bulutlar şehirlerin tepesinde birikmeye başladı. Yağmurlar, 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 böyle Ağustos olmaz diyenleri de dinlemiyor hiç kimse. Ama sıcaklarda çok bunalmıştık, çok bunalmıştık, terliyorduk, iyi oldu yağmurlar diyenler şu aralar haklı görünüyorlar ama sokaklarda titreyen kedi yavrularını düşündüğümüz zaman, iki damlacık ter mi şu kedi yavrularının tir tir titremesi mi diye düşündüğümüzde vicdan muhasebesi yapmamız gerekiyor. Neyse, bir taraftan muhasebemizi yapalım, bir taraftan da güne başlangıç şarkısı söyleyerek yeni güne kendimizi hazırlayalım. Son 2-3-4 eski 3-4 günaydın, günaydın, yataklarınızdan kalkın neşeyle, kahkahayla, yepyeni bir güne başlayın. Çağdaş yayıncılığın yenilmez armadası değil ama en lüks yatı Modern Sabahlar radyonuzda. Hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz Fahir Bey, hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz ıslak bir... değil mi? Onu söylemeyi unuttum. Hafif bir bölümde. Şu anda tişörtlerimiz vücudumuza yapışmış bir durumda. Mikrofon başındayız. Dinleyicilerimiz gözlerinde bunu canlandırsınlar. Sırada bakmasınlar. Yedekli de çalışmıyoruz. Çok güzel söylediniz ya. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kimsenin kusura bakmasın. Gücüne gitmesin. Kimsenin vücutlarımız gitmesin. Oldukça diri, onu da belirtmekte fayda. Yani birilerinin gücüne gidecek gibi yalnız Fahir. Ya çocuklar, bu kadar keyifli. Vücutlarımız diri veya keçi. Herkes lütfen kendini bilsin. Ay, bu yağan yağmurla beraber ne hale geldi vücutlarımız? Sulanmış adeta, birer adeta çiçek gibi ya da sulanmış, bostan gibi. Bostan meyve vermeye hazırlanmış, ürün vermeye hazırlanmış bostan. Patlıcan gibiyiz vallahi, lahana gibiyiz. Yani yok, tam öyle değil de sanki ıslanmış bir köpek yavrusu gibiyiz adeta. Gerçekten hem sevgi dolu hem de Oktay Bey, bu ne ya falan diyeceğiniz bir şey gibi. Buyurun efendim. Enik mi? Enik, evet doğru. Yok yok, ıslanmadık sevgili dinciler ama dikkat edin. Siz ıslanabilirsiniz bugün. Çok fazla keyif oldu programda. Şu anda keyif zirve yaptı çocuklar. Biraz müdahale etmek zorundayım. Zaten Oktay'ın bahsettiği de keyiften ıslatmıyor. Ama sadece kuru kuru keyif mi olacak? Kuru keyif. Hayır, kuru bir hava yok. Bugün aynı zamanda yağmur da var. Oktay, nedir bu? Biraz açıklar mısın? Nedir? What is? Yani İngilizler nedir? Böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Tüm İngiltere, hatta şöyle söyleyeyim, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun bağlı tüm kurum ve kuruluşlar bunu konuşuyor. What is, what is, what is, what happened in Turkey? Yani Türkiye'de neler oluyor diye konuşuyorlar. Bunu açıklar mısınız? Vallahi ne oluyor işte, bulutlar etkili olmaya başladı. Bulutlar mı, birilerinin oyunu mu? Yok, birilerinin oyunu değil. Çok da siyasete şey yapmamak lazım. Evet. Bulutlar Fahir. Sonuç olarak 2 ila 4 derece azalacağını hafta başında söylemiştik hava sıcaklığını. Söyledin de yani bugüne ya diye söylemedin. Bana gün versen. Uyanacağımızı düşünmedik. Ben sabah yataktan kalktım. Kalkamadım ben. O böyle kadar tatlı tatlıydı ki o şey seste çıkmış. Başkentte turuncu bir gökyüzü vardı değil mi? Ya, yok. Yatak odasından çıktığım anda Ege'cim, yatak bir şey odası oldu. Özel hayatın lütfen. Zaten odadan çıktığım andan itibaren. Evet. Bir gözümde bir çakmak çaktı. Herhalde dedim hızlı kalktım, öyle insan böyle kalktığında şey olur ya. Arkasından gök gürlemesini duyunca fena bir sabaha uyandık. Birileri düğmeye bastı herhalde dedim. Şimdi 2016 senesinde yılında gök gürültüsü ve şimşek kombinasyonunu ve bunun etkilenmesi, ilk insan gibi anlatması, gözümde bir çakmak çaktı. Mesela bundan 21 sene önceye git. Böyle anlatılıyor değil mi? Sabah kalktım, mağarada serin olmuş. Tabii mağaradan çıktıktan sonra anlatıyorum çünkü mağara benim özel hayatıma girer diye. Bu ilkel insanlar keşke hani tanrılar kurban istiyor demek yerine şey diye konuşuyor. Birileri düğmeye bastı. Ama düğme yok tabii ortada. Olsaydı onu da söylerlerdi ya. Yani.
Evet Oktay, birazcık da biraz da geleceğe dair vizyoner bir konuşma istiyorum senden. Yani çok uzak gelecekten umut bahsetmek biliyorsun benim prensiplerim arasında yoktur. Orta tempo, yani yakın, orta vade dediğimiz. Yakın gelecek dediğimiz bugünden bahsedebilirim. Biraz da konuyu sınırlayacak olursak bugün ki nasıl bir hava bekliyor bizi? Aşağı yukarı tahminlerle desteklenerek bir şeyler söyleyebilirim. Eğer tabii istersen, bilmiyorum yani. Ben isterim Ege. Muhakkak isteriz ya, böyle bir havada kendimizi savunmasız bırakmamamız lazım. Elimizdeki en son bilgi kıntısına bile tutunmamız lazım. O zaman şöyle bir başlık kullanmak istiyorum bu şey için. Hava pozisyonu. Bakalım. Hava pozisyonu. Çok, İlk defa bu tanım ortaya konuyor galiba. Dünyada ve Türkiye'de. Dünyada da, çünkü hava nasıl olacak falan filan bunu şey yapan yok. Bize anlatan yok değil mi? Yok. Pozisyonu. Pozisyonu. Hava pozisyonu. Hava pozisyonu. Hava pozisyonu. Merhaba, her Ağustos'un 26'sında olduğu gibi bugün de hava pozisyonuyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. İki değerli konuğum var. Fahir Ünç, Ege Kayacan. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Müsaade ederseniz İstanbul'la başlamak istiyorum. İstanbul'da bugün yer yer çok bulutlu ama sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışın da hakim olduğu bir hava bizi bekliyor. 29 derece olacak hava sıcaklığı. Bununla ilgili önce sorularınızı alayım. Hava pozisyonunda. Tam 29 mu? Bununla ilgili sorulabilecek en güzel soru. Ne sordunuz? Tam 29. Evet. Ankara'ya bakalım. Ankara'da bu dakika itibariyle etkili olan bu yağış ve kapalı hava, serin hava öğle saatlerinden sonra da etkili olacak. 30 dereceye yükselecek hava sıcaklığı. 30 derece yükseldiğine bakmayın. Hava aynen de böyle serin, küfür küfür diye tabir ettiğimiz sineksiz bir hava bekliyor Ankara'yı. Evet. Çanakkale'nin aksine, kusura bakmayın, müdahale etmek zorunda kalın. Ben şu anda not alıyorum hepsinin not alarak. Soru varsa hemen alayım hava pozisyonunu, formatı gereği. Ben şu anda not alıyorum. Ben hepsini beraber sormak istiyorum. İzmir'i de sorabilirsin mesela. İzmir'de bugün yağmur var mı diye soran gözlerle bakan Fahir ve Ege'ye cevabım net. Nine. Az bulutlu bir hava. İzmir'de bugün etkili 34 derece olacak en yüksek hava sıcaklığı. Peki ya Kütahya diye bir mesaj atmış dinleyicimiz. Yalan. Kütahya'da öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, 28 derece. Hava pozisyonundan Kütahya'ya selam olsun diyoruz. Bir mesaj da Malatya'dan geliyor. Yalan. Malatya'daki hava durumu nasıl olacak demiş Nüket Hanım. Külliyen yalan. 38 derece olacak Malatya'da. Evet, Malatya'da. Malatya'ya da bu arada sevgilerimizi yolluyoruz. Ama Malatya'ya sevgi böyle kuru gitmez. Sen Kütahya'yı yollayacaksan Kütahya'nın. Kütahya'nın pınarlarıyla Malatya'ya yollayacaksan güzel Malatya. Güzel Malatya güzellemesiyle gönderilmesi makbuldür. Çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Son olarak programımızın sonuna geldik. Hava pozisyonunun sonuna geldik. Değerli konuklarıma ben dönmek istiyorum. Fahir Önç, Ege Kayacan. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, yoksa toparlayacağız? Öncelikle böyle çok güzel. Çok teşekkür ederiz eklediğiniz için. Sağolunuz. Bir başka 26 Ağustos'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hava pozisyonu. Hava pozisyonu. Hava pozisyonu. Hava pozisyonu. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. İşimize gücümüze dönüyoruz. Sonuçta biz de ekmeğimizin peşinde hissedebiliriz. İşimiz gücümüz rast gitsin diyerek başladığımız programımızda isterseniz şöyle bir Oktay Bey, siz hazırladınız ama onu hemen alalım, ondan sonra da Beşiktaş'ın kura çekimleri gerçekleşti, o konuya da değineceğiz. Tamam. Gündem yoğun, hemen isterseniz başlayalım. Beşiktaş'a mı bakalım? Tamam, Beşiktaş'a bakalım. Yok, önce sizin gündeminiz vardı diye ben şey yaptım, yoksa Beşiktaş'a. Ya, Beşiktaş dedim, Beşiktaş'tan başlayalım. Ağızdan çıktı bir kere Beşiktaş'ın ağızdan. Beşiktaş Ege hasta Beşiktaşlısın hasta diye bunlar hemen. Hasta Beşiktaşlı olarak dün ben uyku uyuyamadım ya. Kura ne zaman çekilecek? Saati de belli. Ne zaman çekilecek? Niye öyle yaptın onu da anlamadım da, neyse, sonuç olarak kazasız belasız kurallar çekildi. Dinamo Kiev çıkmış. Beğenemedin mi? Ege Kayacan'la yarım yamalak spor köşesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bence güzel bir gruptayız.
Valla şöyle, senelerdir böyle bir şey laneti vardı Beşiktaş'ın üzerinde. Evet, kura laneti. Kura uğursuzluğu vardı. Hep böyle benim. Affedersiniz de yani, kallavi takımlar evet, çıkıyordu. Yok Real Madrid, yok işte Barcelona, yok efendim Atletico Madrid. Hep İspanya hep mı çıktı? Hayır. Liverpool yok falan. Hep böyle takımlar çıkıyordu. Şimdi o yüzden böyle bir herkes Beşiktaşlar ama özellikle. Ama şimdi o da Beşiktaş'ın kalitesinden. Bak Beşiktaş'ın kalitesinden. Doğru. Çünkü çekiyor. Doğru. Kaliteyi çeker, doğru söylüyor adam. B grubunda mücadele edecek Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, başarılar diliyoruz şimdiden. 13 Eylül'de ilk hafta maçları. Kimler var grubunda? Benfica. Ya pardon, kim dedin? Benfica. Şampuan mı bu? Herhalde bir şampuan markası ne işi var ya. Yani marka veremiyoruz çocuklar. Ya hakikaten Ege, şimdi bizi de yapma ya. Benfica ile saçlarım ipek gibi. Napoli. Aa, çok güzel bir çok pizza güzel markası. Evet. Ve Dinamo Kiev. Dinamo Kiev valla olsa benim nazarımda bir peynir markası olur. Çikolata Dinamo gibi Kiev peynirlerimizden yediniz mi? Ha? Çikolata gibi geldi bana. Bana peynir böyle peynir. Gofretli. Yok, bildiğin Çanakkale ezine peynir. Sonuçta sinek. Ay Benfica. Ne diyorsunuz Benfica hakkında? Benfica bildiğimiz Benfica. Yani evet. Benfica futbolunu hepimiz gayet iyi. Napoli zaten yıllar... Biliyorsunuz Benfica 7 yeni oyuncuya imza attırdı. Gençleşiyor. Gençleşiyor. Benfica'da evet, doğru. Benfica'da gençleşme şeyi var. Takımın değeri şöyle bakalım. Ekranlara da yansıtayım ben bunu. 750 lira falan gibi bir şey. Yani. Genç olunca bunlarda çok da para olmayabilir yani. 180 milyon euro şu anda. Hiç anca o kadar çıkar çıkmaz. Anca. Napoli biliyorsunuz bildiğimiz İtalya. Napoli. İtalya'da bir hemşire takım. Biliyorsunuz 4 yeni oyuncuyla kadrosunu ne yaptı? Gençleştirdi. En, herkesin şeyi, futbolcu bütün derdi takımların Napoli, bütün derdi şey mi? Takım çok yaşlandı. Çocuklar takım çok yaşlandı, böyle olmaz. Ama genç adamın da itliği uğursuzu oluyor yani. Hakikaten teknik direktörün de işi zor. Gençleştirsen başka bir dert. Tabii öyle. Kızla kavga ettik diye geliyor adam şey. Napoli'nin biliyorsunuz bu seneki en önemli transferi Ajax'tan, Hollanda'dan transfer ettiği Milik. Melik mi? Melik diye futbolcu mu olur ya? Melik. Melik mi Melik mi? Bak Oktay. Melik. Melik. Melik diye geçer. Melilililililili diye koşuyor. Vallahi benim telefonumda bir tek Melik var. O da Oktay Demirci Melik. Melik değil, Minik değil mi o ya? Bundan sonra sana Melik diyeceğim. En yakın o, ne yapayım? Dinamo Kiev'i biliyorsunuz. Bildiğimiz Dinamo Kiev. Kadrosunu yine iki isimle takviye edeceğiz. Bir şey soracağım. En önemli oyuncusu şu anda Yarmolenko. Yarmolenko. Milic. Yarmolenko diyor. Bırakmayın Yarmolenko'yu. Yarmolenko'nun Türkiye'ye gelmesi lazım ya. Dünyanın hiçbir yöresinde yaşamayacağı popülerliği yaşar. Yarmolenko geliyor. Yarmolenko'yla Milik'in mücadelesini izleyeceğiz. Tabii ki Beşiktaş Benfica ile oynarken diyelim. Evet, grubumuz. Ben bir soru soracak istiyorum. Buyurun Fahir Bey, sorun. Bu Dinamo Kiev, Dinamo evet. Moskova, Dinamo falan, Dinamo filan. Bu bunlar Rus takımları değil mi? Evet. Güç demek. Ha. Onu ben soracağım. De şey diye düşünüyordum ya, daha önce aklımdan çıkmamış. Bunlar Dinamo'nun hastası mı oldular? Dinamo çok etkili. Dinamo. Vallahi bir gün bir Dinamo'nun icadı, Dinamo gibi deriz ya. Hani bizde nasıl bir Ege'nin nasıl bir adamdı? Dinamo gibidir, sabah akşam durmak bilmez ya falan gibi. Acaba niye bana bu... hiç Dinamo demediniz bak bu kadar semeniz ya. Tutmaz abi. Tutmaz oğlum, sana hiçbir şey tutmuyor tutmaz, ki ya. Üstünde Dinamo durmaz. Çok güzel olurdu ya. Ya olur tamam, da o diyelim, deneyelim. Yani. Deneyelim. Ama ayaklı Dinamo diyeceksiniz. Tamam, ne istersen onu deneyelim. Ayaklı. Ayaklı Dinamo. Ayaksız. R. Ayaklı. F. Ayaklı. U. I. Şövale. Doğru. Burası Joy Türk, sevgili dinleyiciler, yanlış olmasın, saatte 7.52 oldu Cuma sabahında. Ben hiç bağırmadım değil mi bugün haftanın son iş gününün sabahı diye yağmur derdinden? Yok, birçokları için demeyi de ihmal ettin, hiç bağırmadım. Bağır Ege. Haftanın son iş gününün sabahı, yanlış olmasın sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin büyük bir kısmı yatışa geçiyor. Yatış 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 diyoruz. Teşekkür ediyoruz yatış için. Ege'cim bugün yani şimdi bu konuyu açıp açmamakta da çok tereddüt. Şimdi bugün Cuma. Kere. Evet. Yarın çalışacaklar var. Büyük bir kısmı erken onu şey onlara bir saygısızlık etme, özür dile onlardan. Evet, özür dile.
Evet. Git ağzını yıka. Üzür dilerim. Üzür dilerim. Evet, buyurun Fahir Bey. Estağfurullah. Şimdi Ege Bey'i bugün görüyorum. Her gün bambaşka formatlarda, her gün bizi şaşırtmak için adeta çırpınırcasına geliyor. Bugün de gerçekten hoş bir kombiniyle gelmiş. Öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama yeri gelmişken... Kombin dediğin ayakkabısıyla... Her şeyiyle. T-shirtimin full. Uyumu. Ayakkabı. Ayakkabımın bağcığıyla. Ayakkabı bağcığı. Gözlerimin rengi, t-shirt. T-shirtin hatta iç çamaşırına kadar. Ben hiç fark etmemiştim ha, gerçekten Fahir. Gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Kaçmıyor. Fakat... Çünkü bana başka bir gözle bakıyor Fahir. Gönül bugün gözüyle. Gözlük takmış, o yüzden mi diyorsun? O da olabilir. Ben vallahi bundan sonra yani resmen bana... Sen de bir aksesuar olarak mı kullandın Fahir gözlüğü? Mesela bugün... Sana soruyormuşum nereye gidiyorsun diye. Sen ben işte kütüphaneye gidiyormuşum diye bir şey soruyorsun. Kütüphaneye gidecekmişim. Bu hasır çantayı da almışsın. Yanıma almışsın. Ondan sonra şort giymişsin. Kovboy çizmesini de ayağıma giymişsin. O yarışma devam ediyor mu? Kütüphaneye gidiyormuşsun. Bitti galiba. Yok, var öyle bir şey var. Yok, muadilleri var. Değişik. Gardrop tarzı. Savaşları diye bir evet işte o. Program var da orada da bu hikayeler bu. Nereye gidiyorsun falan diye soru var mı? Yani soruyorlar mı bilmiyorum ama aynı tipte işte bir yere gidiyorlar, böyle bir şeyler yapıyorlar işte falan tamam, filan da. Orada Öykü Serter küfür etmeden geçirdi ya kaç sezonu. Aa. Kütüphaneyim. Yemeden içmeden kesildi ya Öykü Serter. Görmedim. Hep içine kaldı. Attı ya vallahi küfür i̇çine etmeyeceğim de, diye. İçinde yer kalmadı kızım. Vallahi yiyecek lokması şeyi oldu ya. 4 kiloya düştü, görmedin ben mi? Ben size yöneticiymişim, toplantıya gidiyormuşum falan diye konuştum. Ben de yemek yemiyormuşum. Siz? Ben kütüphaneye gidiyormuşum. Ben de yemek yemiyormuşum. Ben arkadaşlarımla buluşuyorum. Ben de yemek... siz hiçbir zaman yemek yemiyorsunuz diye 4 kilo yiyor düşmüş. Da yakıyor. Çünkü beyin çok ara... Aslında beyin faaliyetleri çok fazla yakar. Yani ne yapıyor kızcağız orada tır 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 kafa. Sürekli olarak içten içe şey yaptığı için... çalıştığı için. Yani içten içe çalışıyor. İlendiği için dolayısıyla ne yapıyor? Enerji yetişmiyor efendim. Ha, gidiyordu aralarda hep dürüm döner falan bir şeyler yiyordu. O güzel radyocu. Esas sinirle... İnsan çok kilo veriyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Şişko ve sinirli bir insan yok. Hep zayıflar sinirli oluyor. O belki çünkü de... sinir çok yakar. Var var şişko. Ben sana YouTube'dan bir iki video göndereyim. Sinirli şişkolarımız. Var. Öyle şeyler. Yani öyle kafanda öyle genellemeler evet, olmasına gel. Sinirli şişman dediğim şey onlar çok fazla yaşamıyor. Çünkü yani yüksek tansiyon oluyor. Bir şey oluyor aniden. Hafazan Allah. Hatta belli kilonun üstündekilere zinhar şey yasak yani. Doğru. Sinirlenmek yasak. Vay, darman duman ettik konunu. Çok özür dileyerek buyurun. Söz tekrar size bu, diyorum. Söz bende. Söz gözlük aslında taktım, Ege'de. Bundan sonra dün Ege benim hayatıma şöyle bir motto yerleştirdi. Bir şey senin gardırobundaysa o şey senindir. Mottosu bana yerleşti. Sevgili dinleyicilerimiz dün bahsedemedik. Çünkü biz de olayı çözememiştik. Programdan sonra olay çözememiştik. Ege de çözememişti. Bir giz olarak kalmıştı program sana. Eve gittiğimde çözüldü. Dün Ege'yi sabah alırken böyle bir üstünde siyah bir tişört var. Adam bir sürü rock'n'roll bir adam biz sonuçta. Biz beraber birbirimize baktık Fahir'le Ege bu arabaya dedik doğru böyle. Çünkü tişört olması gerektiğinden uzun. Uzun derken böyle iki karış falan uzun. Ondan sonra fakat böyle omuzlar da tam oturmuyor ve bayağı bir degaje yaka. Yani bilmiyorum da Ege'nin öyle bir çünkü bazı erkeklerde de o degaşe yaka dediğimiz tişörtler modaydı ya yani ama onun için de böyle şey gerekiyor böyle döşün kuvvetli olacak. Yani şurada böğrüm möğrüm falan bayağı şey olacak yani böyle keçi memelerle. Benim degaşe pantolonlarım var çünkü döşüm kuvvetli olmasından. Neyse sonuç olarak böyle geldi biz bir süre artık ben dayanamayıp söylemek zorunda kaldım. Ege'ciğim dedim. Bu ne dedim üstündeki bu nasıl bir tişört? Bir reklam arasında sevgili dinleyiciler. Reklama bu nasıl tişörttür dedim. Abi çok güzel işte böyle falan diye. Bu dedim senin olmayabilir mi? Yok abi benim gardırobumda benimdir dedi. Bir de uzun. Uzun. Bayağı biraz... uzun yani. Bayağı dizine kadar falan iniyordu değil mi? Neredeyse. Neredeyse. Kasarsan iner. Yok dedi benim. Ya Ege'cim dedim bu böyle durmuyor. Bürgenin olabilir mi? Ama düz siyah yani hiç öyle bir şey yok. Yok abi benim de gardırobumdaydı benimdir falan diye. Sonra bizim üstünün uzun olduğunu idrak edince bir süre sonra da bence dün yaptığım en acıklı hareket oydu. Dayanamayıp o siyah tişörtü içine soktu. Ama yani içine böyle... soktu derken pantolonla vücudunun arasına gömdü anlamında. Ama hakikaten gömdü. Yani yarısını gömdü, yarısı evet. Yukarıda. Çünkü dizine kadar iniyordu. Hatta. Şahtı, şahbaz oldu. Bayrak sallayanı oldu, önde gideni oldu. Garip bir iyice bir görsel şölene dönüştü. Ya fakat... sen batıyor ya. İlginizi çekmek için sonra kadın da... kıyafetleriyle geliyorum. Olmuyor. O daha bitmedi bir dakika. Daha bitmedi. Sonra da böyle dedi. Abi ne yaptın? Niye onu içine soktun? Çıkarsana dedik. Abi ne yapsam batıyor diye. Bu sefer bir başka mottoyla geldi karşımıza. Biz dedik ki en iyisi susalım abi. Bu herifin zoruna mı gidiyor, gücüne mi gidiyor? Sonra ilerleyen dakikalarda program bitti ve ayrıldık.
Bir saniye. Evet. Program bitti, ayrıldık değil. O arada Ege o işte tişörtün sarkan kısmını pantolonuyla bedeni arasına gömdükten sonra gömmesine rağmen Fahir'in çabaları, acaba ne kıyafeti bu, neyin kıyafeti, çabaları devam etti. Pırlanta gibi iki arkadaşım var sevgili dinleyiciler. Şöyle bir tanesi stüdyodan kaçarak uzaklaşırken Ege Kayacan, arkasından koşturan bir Fahir'in önç şeyi gördüm ben, görüntüsü. Şöyle yapıyordu Fahir önç, Ege'nin sırtından yaklaşmış ve o kıyafetin etiketine bakarak ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Hani bir eğer marka görürse bunun ne olduğunu veya kime ait olduğunu iş sürüyor yani. Ve ben böyle birbirlerinin ensesinden etiketlere bakan iki arkadaşımı gördüm. Ve sonrasında ve sonra dağıldık. Final. Sen markaya mı bakıyordun? Ben markaya bakıyordum. Ben de yaka degaje ya, orada markası çıkmış, düzeltiyorsun zannediyorum. Hiç aklımdan kötü bir şey geçmiyor ki. Kötü bir şey değil ki adamın yaptığı. Kötü bir şey değil ki, ben olayı çözmeye. Merak içerisinde büyük sırrı çözmeye çalışıyorduk. Büyük sır eve gittiğinde çözüldü. Hı-hı. Nedir büyük sır? Ege bir açıkla onu. Bürgen'in geceliğini giymişim. Tişört diye. Ama o da niye siyah şey yapıyor ve niye senin dolabında? Hakikaten o... niye satanist gibi kapkara geceliklerle? Lütfen biraz daha böyle çiçekli mi çiçekli olsa ben ona dokunmazdım. Çünkü bir kere çiçekli bürgenin gene askılı bir şeyini giymiştim. Bütün yayın boyunca Oktay baktı bana. Ben bakışlarından rahatsız oldum, konuşacağım şeyi yapamadım. Çünkü omuzların biliyorsun insanı cezbediyor. Vallahi lütfen. Lütfen yani giyebilirsin, bak ben itiraz etmiyorum. Yani ama senin suçun istediğin değil. İstediğin şeyi giyebilirsin de. Lütfen stüdyoya bir daha kendi kıyafetlerinle gelirsen sevinirim. Başkası bir de kıyafetiyle. Şeylere seslenelim buradan. Eve gelen Hazan hanımefendiler, temizlik için gelen hanımefendi ya da ütü yaptıysa, onlar yanlışlıkla bakıyorlar böyle koyuyorlar. Bazen de yani benim de bende de Pelin'in bazı şeylerini, benim pantolonlarımı onu. Vallahi yani. Bize de bir can şerci. Modern Sabahlar. JoyTürk'ten Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saate başladık. Radyolarının başındakilere bir kez daha altını çizerek günaydın diyoruz. Ve kalın harflerle. Çünkü biliyorsunuz dışarısı hafif serin. Lütfen üstünüze meserize bir şey almayı aman ihmal etmeyin. Evet. 26 Ağustos olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. Meserize bir şey alın dedikten sonra. 30'ar yaşta attığımıza göre Mercedes dedikten sonra sadece 26 Ağustos'u değil 2016'yı da hatırlamak lazım. Doğru. 2016'yı da hatırlayalım. Hatırlattığınız için teşekkürler. Sizi ufak bir yolculuğa götürmek istiyorum. Altay Dağları'nın o güzide beldesi Denisova'ya. Şampiyon Altay mı? Şampiyon Altay değil. Altay Dağları diyorum Ege. Şampiyon Altay. Ural Altay Dağları. Ural Altay Dağları, bravo. Ural Altay dilleri, Altay Dağları. Teşekkür ediyoruz. Denisova'mız güzeldir diyenler tarafından oraya bir araştırma ekibi çağrıldı ve bunlar orayı araştırıyorlar. Bu araştırma ekibi neyi araştırıyor? Gerçekten güzel mi diye mi araştırıyor? Hayır, çok güzel. Altay Dağları'nın bir sürü güzelliği var ama bir mağarası var ki ayrı bir güzellikte. Burayı aradılar, taradılar ve 50 bin yıllık bir şey buldular. Ne bulmuş olabilirler? Araştırmacılar bunların bir, yani açıkladılar ne olduğunu. Adam mı? Yok adam. Adam gibi bir adam. 50 bin yıllık adam. Kaç yıllık dedin Fahir? 50 bin yıllık. 50 bin yıllık ne bulmuş olabilirler? Ne Hot bulmuş Mont olabilirler? Ege'nin fixlerini alayım, dur bir saniye. Kotmont buldular. Dağda. Merdiven mi Fahir? Değil. Çok güzel yaklaşımdı aslında. Yani doğal merdiven. Yok doğal rampa bir şey. Rampa tipi. Yok doğal bir şey bulmuşlar. 50 bin yıllık bir inne bulmuşlar ama. İnne mi? İnne mi? İğne. İğne. Şey mi Fahir? Altay dillerinde inne diye geçer. Delikli iğne mi yoksa başlı iğne mi? Delikli iğne, bakayım delikli mi? S. İğnenin iki türlüsü de iğrençmiş ya. Delikli, başlı. Ya onlara öyle denmiyor zaten. Toplu iğne mi yoksa toplu iğne. Dikiş iğnesi mi diye geçer. Ama iğne. Aslında dikiş iğnesi. Aslında delikli iğne başka mi başlı iğne mi? Bak çengelcisi delikli var. Delikli iğne ve başlı iğne olduğunu kabul ediyor musun sen Fahir? Bakayım. Başı yok. İğnelerimiz başlıdır. Başlı iğne değil. Yani bunun başı yok. Başını veren iğne olmuş yani, bu yok. Bulunan da yok mu Altay Dağları'nda bulunan? Vallahi yok. Oktay beni zan altında bırakma. Yani iğne olduğunu nasıl anlıyoruz abi o ya zaman? Ya delikli diye. Olur ya başlı olur. Bak olmazsa bir tarafı diğer tarafından. Olmazsa iğne olmaz. Söbü mü? Söbü iğne mi? Hiç bugün hayatımızda olmayan bir tarafı söbü,
bir tarafı ince. Valla bence bir kere 7 santim. 7 santimlik iğne mi olur kurban olayım ya. Şöyle yani başı yok, deliği yok, bunun inneliği nereden geliyor? Ne bileyim, 50 bin yıllık inne diyorlar, bir de 50 bin yıllık inne. Hadi olsa olsa yorgan iğnesi olur. Hmm. Lan 50 bin yıl önce yorgan mı vardı, beni şimdi kötü kötü konuşturacaksınız burada. Neyli bir de kılıfını mı değişti 50 bin yıl önce? Yorgan yoktu benim ama herhalde vardı başka şey. Hayır, 50 bin yıl önce hani şey diye mi konuşuyorlardı Kenan? Bizim şeyler, nevresimler falan çok kirlen. Nevresim de yok. Çarşaf dikiyorlar falan altına. Onu değiştirelim çok kötü. O zamanlar benim tarih bilgime göre o zamanlar bir tek hurç teknolojisi vardı. Tabii. Hurç. Başka bir şey yok. Yorgan falan yok. Çünkü kavimler göçünde hep hurçlarla. Hurçlarla göçüldü. Tabii. Yani bir hurçlara ne koyacağız falan diye düşünüyorlardı. Çünkü önce hurç yapılmış, içine sonra yorgan bulunmuş diye biliyorum. Tabii canım, hurçlar ilk zamanlarda zaten şey için kullanılıyordu ya. İlk bu kırlentlerin çıkışı hurçladır. İçine saman basıyorlardı. Hı hı. Saman basıp ondan sonra yaslanır. Saman ve hayvan kemikleri o dönem tabii. O dönemde evet, basıyorlardı. Normal bir şeydi yani. Vallahi 7 santimlik bir şey adam da elinde tutuyor. 50 metal tipi mi, tahta tipi mi, taş tipi mi falan? Hiçbiri Oktay. Kemik tipi. Kemik tipi iğne ele geçirildi. Koca mağarada bir tek inne mi varmış ya? Demek ki güzel toparladılar, o bir yere düştü. O zaman mağarayı boşaltırken güzel yonttular onu. Vallahi güzel bir şeydi. Başka da bir şey bulmuşlar mı? Başka da bir şey bulmamışlar ya. Ha, bulmuşlar. 41 bin yıl önce yaşadığı düşünülen bir kadına ait bir de parmak. Çok saçma. Arada parmak kemiği yani parmak. Çok saçma. Arada 9 bin yıl var Fahir. Yani evet ya. Yani şimdi 9 bin yıl bir ben şeyin orada kullanılabileceğini zannetmiyorum iğnenin. Bir de bilezik tespit edilmiş. Galiba kadının altınlarını çalmak için hani öyle hep yoluyor ya. Maalesef. Hafazan Allah, maalesef böyle detektörle girmişler. Böyle şeyler yaşanıyor. Lütfen şimdi bu gelecek nesillere güzel örnekler olsun. Bakın 50 bin yıl önce de böyle vakalar yaşanıyor. Doğru. Hani şey diye bakmayın, 50 bin yıl önce her şey ama çok güzeldi. Ama nasıl olsa unutulur falan hayır diye öyle bir şey. Hayır öyle bir şey unutulmaz. Kötü her zaman kötüdür. Aman dikkat, bileziğinize şeyinize dikkat edin. Öyle çıkıp sağda solda bileziklerinizle şey yapmayın, gezmeyin. Bir de yersiz olacak mı bilmiyorum ama gerçeklerin kötü bir huyu vardır. Yersiz. Ortaya çıkmak gibi. Ha evet doğru. Sonunda da öyle bir şey söylenebilir. Kendini kendinden yaratanların programı Modern Sabahlar devam ediyor. 8.30 oldu saatimiz bu güzel cuma sabahında. Buyursunlar. Bu arada bulutlar da aldı Ankara'da. Evet, başkentte güneş. O kadar etkimiz olsun, kusura bakma Ege. Güneş kendini gösterdi. Güneş neyi göstermiş olabilir? Baş mı? Hı. Bu güneş nesini göstermiş olabilir? Güleç yüzünü. Smiley face diye İngilizler hep söylerler. Doğru. Gülen yüzü, gözlerini. Yüzünü göstermiş gülen olabilir. Gözler. Başkentte durum bu. Şimdi galiba anladı şu anda kendinden bahsettiğimizi. Şu anda gitti. Göz gördünüz mü? Allah Allah. Oktay bu da çok çekingen de değil. Utangaç. Ürküten güneş o zaman. Evet, utangaç güneş. Yani bu lütfen güneşimizi ürkütmeyiniz. Dinleyicilerimiz sağ olsun İstanbul'da. Ha yağdı, yağacak, şu anda yağacak, yok bence yağmayacak diye fotoğraflar göndermeye devam ediyor ama keşke birimiz de İstanbul'da böyle aynı anda, birimiz İzmir'de, atıyorum birimiz işte Konya'da birimiz Konya'ya, Trabzon'da birimiz Diyarbakır'da falan olsaydık. Kaç kişiyiz, kaça parçaladın Oktay? Bence ekibi genişletmenin zamanı geldi. Bu bir artık tesadüf olamaz. Aslında ekibimiz öyle de... Belki dinleyicilerimiz orada diye biz orada da sayılıyoruzdur abi. Hayır tamam, o da yani ekip bence hakikaten aramıza bir, çünkü biliyorsunuz programın torpillisi sensin. Programın torpillisi demeyelim de yani programın dün öyle oldu, ortaya çıktı Fahir. Tamam. Hiç konuyu kapatmaya çalışma yani. Programa bir şekilde dün dinlemeyen dinleyicilerimize de hatırlatma yapalım. Senin projeni de dinleyeceğiz Fahir. Ama yani aramıza bu programa torpille giren bir kişi olduğu, birilerinin adam sokmasıyla, birilerinin isim vermesiyle bu programda oldu. Torpil yaptılar size mi yaptı yani? Hayret bir şey. Siz nasıl girdiniz? Alın terinizle mi girdiniz? Yok. Biz bu adam zaten girdim. Ne sınavda? Şaka sınavıyla girdim ya. Sen zaten Anadolu Sesi'ne bile yedek listeden girebilmiş bir adamsın. Olsun, girmiş mi ama adam? Torpilsiz ama. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Ben bu lafı çok ettim galiba. Benim melek yavrum da yedek listelerde sürünüyor ya. Ama vallahi bak oğlum, hala yedek listelerde bir türlü açıklanmadı ya. Oldu o konu. Neyse, konuyu çok dağıtmayalım ama yo, oldu bitti. Aslında dağılmadı yani. Orada bir adam bulursun artık Fahir. Ya ben nereden bulayım? Ne bileyim, sen kendini nasıl adam bulup modern sabahlara sokturduysan
Yani bir şekilde. Peki, ben rahatsız istersen... değilim. Bak bir dakika bak. Şunu baştan koyayım yani. Öyle bir şey yapma hemen. Koy ulan yani... benim neden çekinecek şeyim var? Hayır. Dur, ben rahatsız... Vallahi bu da tam şey. Ben rahatsız değilim. Evet. Yani ben senin burada olmandan şey gibi bu. Hani böyle bir görücü usulü evlilik vardır. Bir de işte böyle kaçırmak vardır. O mu? Kaçırmak vardır. İşte ne, kaçırmak demeyelim de yani böyle işte karşılıklı önceden tanışarak böyle uzun süre bir tanışıklık döneminden sonra kaçırmak evlilik vardır falan. Bunların ikisi de eğer mutluluğa giden yolda şeyse yani hiç fark etmez hangisi olur. Böyle bir ön yargım yok. O yüzden de senin burada olman bizim için iyi, Ege ile benim için süper. Hayır, süper program şey söyleyeyim. Tabii ki. O zaman yani liyakatım varsın eksik. Torpille olsun. Ol canım ne olacak? Liyakatımdan mı şüphe duyuluyor burada? Aranızda liyakat sahibi olmayan insan ben miyim acaba? Yo ama bu liyakatın ortaya çıkmasını sağlayan torpildi diyor. Bana her türlü her şeyime laf söyleyebilirsin. Her şeyime, kişiliğime. Doğru. Aileme. Dur abartayım. Bak her şeyi söyleyebilirsin. Arkadaşlarıma. Prensiplerime de fahir. Prensiplerime, her şeyime, benim kişiliğim, şahsıma, her şey, benim liyakatıma laf söyletmem. Ben bugüne kadar liyakata laf söylendiğini de duymam. Var mı böyle kaç şey? Hayır, senin liyakatın gibi. İstersen fahir şey. Liyakatsizseniz liyakatsizsiniz. İstersen bu akşam CNN Türk'teki bir programa kat. Direkt al beni koy, ben sana söyleyeyim. CNN Türk'te ben hazır yeğenim yerim ya. Coşturursun ya. Benim şeyim yok yani. Ben böyle bir bağlantım yok. Senin var mı Ege? Yok. Nasıl bir torpilin varsa sen gel. Bak ne diyorum? İlla liyakat, illa liyakat. İsmail Saymaz'ın antitezi olarak çık. Her konuyu 35 dakikada anlatan adam. bir de şey diye başlarsın. Örneklerimde. İsmail Saymaz'ın da kafası karışır. Ben katılmıyorum falan diye başlayıp tamamen kendi gündemden bir şeyler anlat. İsmail Saymaz yani ne alakası var yani falan filan diye öyle şey yaparsın. Bir de şey dersin arada. Ben efendim ilk defa çıkıyorum. Müsaade edin de biraz konuşayım. Ama şeyi de muhakkak anlat. Sen bir haber programı şekillendirirken aşağıda oturup kahve içerken bir haber programı şekillendirdin de ilk konuğum da Ahmet Saymaz olacak dedi. Evet. O Ahmet Saymaz anını da anlat. Kim o ya falan dersin. Sizsiniz efendim diye hoş bir espri oldu. Güzel de bir espri oldu. Vallahi güzel oldu. Ayarlayabilir misin bu akşam, çıkabilir misin? İzleyelim mi yani? Abi yetişirsem programı. Olur. Neden olmasın ya? Programdan vallahi çıkınca bir, zaten. Bir şey yap ya. Bir iki telefonuna bakarsın. Ege, beni hep zan altında bırakıyorsun. Her şeyime laf et, beni zan altında bırakma. Her şeyime laf edebilirsin. Sana açık çek veriyorum. Doğru. Açık çek. Neyse sen. Liyaketini. Bir de kim çek kullanıyor ya? Açık çek vermek ne demek? Açık çek. Sana açık çek veriyorum. Teşekkür ederim. Ya ben şimdi bunu keşidesine ne yazıyoruz? Keşide yeri. Teşekkürler. Efendim açık çeklerimiz açıktır. Lütfen nakit çalışalım. Bu kafalardan çık. Modern Sabahlar. Joy Türk'e Modern Sabahlar devam ediyor. 8.49 yanlış duymadınız, 8.50 oldu saatimiz. Modern Sabahlar devam ediyor. Yani yanlış duydunuz galiba. Günaydın, günaydın, günaydın. Hala bu saatte günaydın ihtiyacınız varsa bizde bol bol mevcut. Dinleyicilerimiz vardır. Yeni kalkmış olan dinleyicilerimiz var. Yeni işine giden, daha yeni radyosunu açan dinleyicilerimiz. Yatış. Havada yağmurlu ya, yatış. Ne çok kadar uyumuşuz Luke Skywalker diye vardır yani şu an. Onlara da bir kez daha günaydın diyelim. Şimdi isterseniz biraz da kafamızı şöyle gökyüzüne kaldırdığımız, hani o yağmurları beklediğimiz bulutları biraz daha berisine, hatta şöyle söyleyelim, ötesine doğru biraz daha bakmaya çalışalım. Ne dersiniz? Tamam bakalım. Huş, huş. Bulutların ötesine bir yolculuk mu adeta? Bulutların ötesine. Teşekkürler Ege. Evet. Bundan böyle her hafta cuma günleri böyle bir programımız olacak. Bulutların ötesinde böyle bir program deyince programın böylesi. Uzayda kesintisiz en uzun süreli kalma rekoru kırıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, parantez içi nedir uluslararası? Evet, UI'de 521 gün geçiren Amerikalı Uzay ve Havacılık Dairesi'nin medarı iftiharı NASA'mızın astronotu Jeff Williams. İsmi hepimizin astronotu. Hepimizin isim uyduruk gibi gelebilir, uydurmuyorum. Jeff Williams yurda döndü. NASA'dan yurda dönüşü Kapı Kule'den. 81 ilde ve dış temsilciliklerde Lefkoşa'da o kutlandı. Evet.
Peki bundan önceki rekor Scott Kelly'nin kesintisiz en uzun süreli uzayda kalma rekoru Scott vardı. Scott Kelly hangisiydi? Şu Kanadalı olan mı? Bakayım. Söylemiş mi? Parantez içi hiç yazmıyorlar ki kardeşim. Bir esprili vardı, bir ağlayan, şarkı söyleyen falan filan, o mu diye. Yok. Scott Kelly. Neymiş? Jeff Williams'ın esprisi neymiş? En uzun süre kalması mı? 521 günle rekoru kırdı. Bir önceki rekor kaç günle olabilir? 519 mu Fahir? 520 gün olacaktı. Teşekkür ediyoruz. Bence bir günde bir şey yapıyor, artistik yapıyor ya. Hareket çekmiş zaten uzayda. Sana demiş bir gün borumu ver demiş. Beraber mi bot bağladık? Aslanım, Scott Kelly'den önceki rekorsa kaç gündü? 519 mu? Maalesef 437 gündü. Yarın öbür gün bir yarışmada sağda solda bir yerde sorarlarsa lütfen, bunlar hep genel kültür. 521 cevap. Bunlar belki de, bunlar sayısal rakamları, bilmiyorum. 437 dedim. Ondan sonra 52 yaşındaki Kelly dedim. 521 gün ya. Bir de mesela Jeff Williams gidiyor da memleketine dönüyor. Onun yerine birini koyuyorlar mı? Tabii. Uluslararası uzay istasyonu. Uzay boşluk affetmez çünkü. Hiç. Uzay boşluğu adı üstünde. Sonuçta yani. İstasyonunda bir istihap hattı var değil mi? Evet tabii canım. Yani Jeff Williams çıkınca hemen yerine birini, anladığım kadarıyla. Gelen ağam, giden paşam demiş UI. Bu Jeff devre. Williams gittiğinde rekor kırmak için gittiğini biliyor muydu, yoksa hadi dünyaya dönüşü var falan, siz gidin ben biraz daha takılacağım falan diyerek 521 gün abi rekor uğraşmıştır. Bak 520 olduğu için öncekinin rekoru. Hı-hı. Öncekinin kalma süresi 521 gün olması bana son günlerini artık böyle saya saya geçirdiğini anlatıyor. Mesela 525 olsa, 530, bak bir önceki adam Scott Kelly 400 küsürken 520 kalmış, doğru mu? Ne kasacağım demiş. Yani doğru. O durmuş, kendi gündemi var adamın. Ama bu Jeff Williams'ın sinsi planlarını zaten yapmış, şeylerini yapmış. İçi, vallahi şey dolu sürekli duvar, şey duvarlarını dedim, iç çeperine neler o tabi bit artık devrim falan, ne yazılar var o ya. Adamlar ne yapıyor ya eve dönünce, 521 gün kalan ya, adam. Şimdi 521 deyince çok idrak edilmiyor ama 521 gün dediğimiz şey 3 aşağı 5 yukarı uzun dönem neredeyse, askerlik uzun dönem, eski uzun dönem askerlik gerçekten. Hı-hı, tam 5'e 1 demiş zaten. 5'e 1'im ben demiş. Yani gerçekten o kadar ciddi rakamlardan bahsediyoruz ya. Tabii 1,5 sene neredeyse işte. 5'e öyle demiş. Aynı komutanlar, aynı ekip olsa bir daha yaparım demiş. Helal olsun kardeşime. Ve buna da uzay geyiği diyoruz. Jeff Williams yurda döndü. Demiş Hakan Bey, Jeff Williams'ın babası Türk herhalde diyerek. Bir lokumu hak etti Hakan Bey. Gönderiyoruz hemen espri lokumu. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Programımız başladığı günden beri aylardır altını çize çize bir şey söylüyoruz sizlere. Yalnız yayından marka veremiyoruz diye. Gözünüz aydın, bu saat bol bol marka vereceğiz. Yarın öbür gün sizin isminiz bir ürünle anılsa, isminiz bir marka haline gelse hangi ürünle anılmak isterdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 0212-368-62-40, Twitter adresimiz @modernsabahlar. Aynı soruyu façeden de sorduk. facebook.com/modernsabahlardan bize ulaşabilirsiniz. Fahir Öğünç ismi hakikaten bir marka haline gelse neyle? Oyunculukla ben gündeme gelmek isterdim ama onu o şekil yapamıyoruz. Markette ama de bulunabilecek. Markette her yer dışarıda öyle olursa şöyle söyleyeyim. Merserize kazak. Fahir Öğünç merserize kazakları. Bay Fahir Öğünç mü? Etikette ne yazıyor? Bay Fahir Öğünç tabii ki. Yani çünkü ben aslında bir tekstil firmasıyım. Yani, Merserize kazak bir gerçek değil ama Fahir. Yani mesela kaybolmuş bir değer ve onu ben tekrar hortlatacağım. Hayır, sen Merserize kazak yaparsın da yani. Hı-hı. O başka ürünlerin de olur yani. Tabii. Yani Bay Fahir Öğünç. Tekstil alanında mı? Tabii ki. Yani şey gibi, şimdi marka veremiyorum. Yani başka bir markayı veremiyorum ama. Vermeden lütfen zaten. Yani büyük bir dükkan düşün. Şey, bay, bayan, erkek, çocuk, kadın, yaşlı. Sadece erkek çalışıyorsun gibi düşünmüştüm. Hayır, ben her Fahir türlü çalışırım. Özelliği ne Fahir? Tabii canım, mesela Bay Fahir Öğünç, her türlü çalışırız. Vitrinde mesela ne var mankenin? Sloganın bu mu? Hayır, mankenler genelde ben şey, her şey Mercedes'iyim. Şöyle çocuk Mercedes'i, yetişkin Mercedes'i, adult diyoruz biz onlara mesela. Adult Mercedes'e, Mercedes'e kazak ve yani iç çamaşırına kadar Mercedes'e sok. Çok sağlıklı bir şey çünkü. Ben çok güzel, ben tam destek Fahir. Teşekkür Hep ediyorum. Hep destek, tam destek. Ben her zaman söylediğim gibi mandıracılık sektöründe bir marka olmak istiyorum. Oktay Demirci mandırasına. Ama butik değil galiba değil mi bu sefer artık? Bu sefer butik değil. Her şehirde bir veya birden fazla açacak mısın? Her şehirde bir tane var. Şey bu, sistem bu. Sistem bu, prensip bu. Mesela Ankara'da bir tane. Bir İstanbul'da tane var. Bir Asya, bir Avrupa mı? Fahir Öğünç örnek veriyor.
kullanılır. Meseleyi duydum çünkü. Bir Avrupa, bir Anadolu. Ha, Fahir. İki. İki yani. Ama mesela İzmir. Fahir Öğünç örnek veriyor. Örnek üstüne bindi burada. Karşıyaka'ya bir tane. Bir tane. İzmir'de bir tane. İzmir'de bir tane. Telefon kodlarına göre belirlenecek Fahir. Öyle düşün. Süper. Yani işte her bak, telefon koduna tamam. Bir tane ve kapalı ürün olacak mı? Kapalı ürün olacak. Bir tane ürünü ön plana çıkaracağım. Ne o, peynir mi? Ülke genelinde hayır, kaymaksız yoğurt. Kaymaksız yoğurdun. Yoğurt denmez be ona Oktay. Kaymaksız i̇şte, yoğurt. Bu ön yargıları yıkma üzerine Oktay Demirci mandıracılık hizmetinizde. Yoğurtlarımız kaymaksız. Kaymaksız yoğurt slogan da belli. Ne? Yani aslında kaymaklı yoğurt da var, kese yoğurdu da var, işte ne bileyim süt ürünü de var, kefir de var falan ama kaymaksız yoğurt ön planda. O şeyin kabın cam şey olacak, kap olacak zaten. Hmm. Onun altında da slogan belli. Kaymağı bize sormayın. Nasıl kay, bir şey soracağım. Demirci mi olacak? Oktay Demirci mi veya OD falan gibi bir şey mi? Hayır, Oktay Demirci mandıracılık. Oktay Demirci. Peki Oktay şunu sorayım. ODM. Sloganı evet. Değiştirebilir miyim? ODM mesela yoğurtları. ODM yoğurt mu? Yoğurt bizden, kaymak sizden. Yok öyle bir şey düşünmedim. İstersen üstüne ne yaparsa yapsın konu düşmüyor şey müşteriye karışmıyor. İnsanları tabii şey altına dalmayalım. Yoğurdu ben veriyorum. Kaymağı da sen kendin sen uğraşsın dursun. Ha, kaymağı ben orada fiil gibi düşünmüştüm. Şey gibi. Pis bir adam. Yoğurdu yiyince coşacaksınız. Hay canım, yerlere döküp üstüne yoğurt üstünde kayma, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Ben öyle fiil değil, başka fiil diye düşünmüştüm. Hay canım. Neyse, bunları hep şeylerde tartışırız. Markanın oturmasıyla zaman içinde her şey yerine oturacak. Sevgili dinleyiciler, ne konuşuyoruz? Twitter'dan da yazdık. Adınız bir marka olsa hangi ürüne, ne ürününe, ne marka ne yani olmasını isterdiniz diye sorduk. Bizim cevaplarımız belli. Ege, senin cevabın ne? Ben Ege Kayacan Şirketler Grubu diye bir şekilde anılmak isterdim. O şirkette böyle dünyadaki bütün garip işleri, sansasyonel işleri yöneten gizli bir şey. Ne demek o ya? Ne ürün mesela olacak? Ege Kayacan Şirketler Grubu. Bu işin altında da mı o varmış? Abi çok belirsin. Hayır ya. Çok. Başını ağrıyorsun. Bir ürün. O başını ağrır abi. Bak mesela o zaman de lazer anahtarlık. Bu şey tutanlardan mı? Kedi, balık falan oynatıyor. Çok güzel bak. Tamam. Vallahi var ya, aradığınız neşveyi ayağınıza kadar getirdik. Marka sloganın peki Ege mi yoksa Ege Kayacan mı yoksa Kayacan mı? Ya onlar markası oluyor, çok saçma. O zaman Kayacan olsun, senin kaymaksız yoğurtla yan yana. Kaymaksız yoğurt bizde. Aslında Kayacan. Güzel bir promosyon çalışması yapabiliriz. Mesela hocam şey ya, ona böyle şeffaf bantla bantlanmış o kedi lazer şeyi. Nasıl fikir? Vallahi çok süper. Güzel. Ve ama üstüne şey yaptıralım, yazdıralım. Kaymağı bize sormayın. Kayacan yok canım, onu sormuyorum. Ne? Önce yoğurdu yiyeceğiz, sonra lazer, Kayacan. Lazer şeylerin anahtarlıklarının üstüne yazmıyor. Hiç markası yok, falan yok. Şeylerin de üstünde yazmıyor. Mesela bu civ civ civlı bir ara çok popüler olan mıknatıslar vardı ya havaya attın. Civ 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 mıknatısları. Hiçbir şey yok. Çok komik cevaplar var. Biraz okuyalım mı? Okuyalım. Sağ olsun. Program konuklarınız çok iyi. şöyle demiş. Bahri Gede olan demiş ki şöyle demiş. Bahri Can Cıbır Night Club. Cıbır Night Club. Bahrican Night Club olarak bir gece kulübüne isim hı-hı vermek istiyor. Naz ne demiş? Mal paratoneri. Naz mal paratonerleri. Mallarınızı istiflemek istiyorsunuz. Paratoner mi deniyormuş ona? Bize ulaşın paratoner artı 5 kavanoz bal 150 TL. Bak fiyat yükselsin, 100 liraya 5 kavanoz bal alma imkanı yok, o bal değildir ama 150 lira kessin. Mantıklı. Erkan mesela matkap demiş. Erkan matkapları. Erkan. Evet, bir burada de nasıl matkap var. Nasıl kullanılacağını da yazarsanız evet, sevgili dinleyiciler. Yani darbeli kullanılacak büyük ihtimalle. Darbeli Erkan. Kardinal çok demiş siyasete ki, girdi. Lütfen hakikaten nereden çıktı? Kardinal ne demiş? Ayakkabı demiş. Kardinal Lombardi ayakkabıları. Bence çok güzel. Ama nasıl ayakkabı? İtalyan markası. İtalyan. Ha doğru. Çakma İtalyan herkes markası. Herkes alır, ben sana söyleyeyim. Günaydın efendim. Günaydın Ege abi. Hoş geldiniz Fırat Bey. Siz ne markası olmak isterdiniz? Ya benim iki tane. Yani benim bir markada ama iki tasarım olacaktı benim. Tabii ki alalım tasarımlarınızı. Hoş geldiniz. Hadi. Portföyünüzü şuraya bırakın. Dinleyelim sizi. Tamam. Buyurun. Tamam. Şöyle, ben en çok gömlek ve ayakkabıya para veriyorum. Bütün maaşımı onlara yatırıyorum. Gömlek ve ayakkabı. Böylece tamam. Bunları da bedavaya getirmiş. Sizin gömlek zevkiniz sade gömlekler mi Fırat Bey, yoksa frapan şeyler mi giyiyorsunuz? Klasik. Dar kesim mi Fırat Bey? Çünkü diri bir vücudunuz var değil mi? Gençsiniz, sportifsiniz, aktifsiniz, dipçik gibisiniz. Öyle misiniz? Evet, Fahir Bey.
Ne oldu, bir anda Fahir Bey'e döndü. Fahir abi bir anda Fahir Bey oldu. Mesafeyi korumak istedi. Korktu çünkü adam yani. Ne yapsın? Olarak, mağaza atacağız Fahir abi. O yüzden Fahir Bey dedim ben. Ha, artık resmiyet şey alalım diyorsun. Sen tamam. gömlek ve pantolon üzerine mi o zaman? Gömlek ve ayakkabı. Ayakkabı tasarımına göre gömlek. Zira takım elbise de olur. Fırat, peki ismin mi yoksa isim soyad olarak mı? Nasıl kullanacaksın? Yani isim olsa yeterli bence. İsim diyorsun, Fırat diyorsun. Peki bence de ismi mesela yeterli. Böyle piyasada İtalyan havası estirmek için Fratella, Frates falan gibi bir şey düşünür müsünüz? Olmaz ya. Öyle bir şey olsa senin ismini kullanabilirdim mesela. Düz Fırat. Bende de İtalyan şeyi yok ki. Ama sende var ya İtalyan tipi var. İtalyan görünümü var. Ha, Kuşadası'nda beni İtalyan'a benzetmişlerdi. Onu diyorsun Fırat. Teşekkür ederiz Fırat. Ama sağ ol kardeşim. Fratelli güzel oldu ya. Ben onun üstüne çalışacağım. Aa, Fratelli kardeşler var ya. Tabii Fratelli kardeşler. İstersen film de çekersin Fratelli kardeşler. Genelde ayakkabı markasıydık ama sonrasında filmciliğe geçtik. Ümit Bey şöyle demiş. Devlet markası olmak isterim demiş. Mesela? Ümit Devleti. Başkan yok, kral yok, sınır yok, ayrımcılık yok. Herkes şu siyasete girmesin. Yeniliz. Mesela Ümit Devleti deyince şey vardı. Ümit burnu vardı. Ümit burnu vardı da bir devlet daha vardı öyle şey, böyle çok yakışan böyle mesela böyle tık tık diye. Hatırlamıyor musunuz? Ercan mı? Çek Cumhuriyeti mi? Çek Cumhuriyeti gibi bir tane şöyle uğraşsın dursun o mu değil mi? Biraz da façeden bakalım. Hep buyurun. Böyle şey olacak diye hadisemiz. Aa, Uğur Bayram ne demiş? Kırmızı bir don markası olmak isterdim. Uğur Bayram kırmızı donları. Aa, ısrarla isteyiniz. Ya. Donda kırmızı, donda kırmızı. Uğur Bayram donları. Çok Billur güzel. Reklamınız Çelik ne demiş? Bizden. Buyurun. Billur Çelik. Tuz diyormuşsun demiş. Billur Çelik tuzları diyormuşsun. Ahmak mısın diyor. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Müjdeler olsun sevgili dinleyiciler. Çünkü bu sabah yayınımızda bol bol marka veriyoruz. Adınız soyadınız bir ürünle anılsa, bir ürün markası olsanız ne markası olmak isterdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Façesi sayfamızda facebook.com/modernsabahlar diyoruz. Doğru. Devam ediyoruz. Ay, şöyle bir bakalım isterseniz neler gelmiş. Twitter'dan gelen cevaplara bakalım. Müsaade var mı? Müsaade Fahir? Sizi müsaade. Bahar Hoca demiş ki tabisi ressam olarak ama flamenco ayakkabısı, envelope elbise, iç çamaşırı ve parfüm zinciri markası olmak isterdim. Set mi bu? Bahar mağazalar zinciri. Slogan üzerinizde hep bahar olsun. Çok güzel. Çok ya. Güzel. Lütfen vallahi artık herkes sloganıyla gelsin. Evet çünkü ya. Çıta yükseldi. Şu ana kadar benim yani en ikna olduğum mağaza. Gözüm kapalı girerim. Bak mesela, beni ilgilendiren ne var bilmiyorum ama bakacağız. Hak'tan Gülsüm Özkara ne yazmış? Ne demiş? Gülsüm Bacı ev yemekleri. Gönülden sofranıza. Çok. Gülsüm Bacı ev yemekleri. Israrla isteyiniz. Sadece karnınızı değil ruhunuzu da doyuruyoruz. Gülsüm Bacı ev yemekleri. Tencerelerle sınırlıdır. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Ekim, ben İzmir'den. Ekim Bey, ne markası olmak isterdiniz? Ben isim gereği çok ünlü bir markanın çakmalarını yapan, çakma ürünlerini ama birebir çakmalarını yapan bir marka. Ben anlamadım ya. Orijinal imitasyon işine girmek istiyorum. Orijinal imitasyonculuk evet, yapmak istiyorum diyor. İsmim çok ünlü bir markanın tam tersinden okunuşu olduğu için. Bir dakika. Tamam. Bir dakika, nasıl ya? Bayağı derinden marka verdiniz sayılır yalnız. Tabii ama anlaşılmaz yani. Ekim Bey. Ekim Bey. Logosu da aynı markanın tam tersi mi olacak? Tam tersi, aynen. Peki öyle. Yine aynı aynen sektörde öyle mi olacaksınız? Evet, spor sektörü bizim ağzımız. Aynadan bakınca aynısı diye de bir sloganınız olur. Sloganınız da olabilir, evet. Aynen. İyi slogan, özgün bari en azından. Ekim Bey teşekkür ederiz, sağ olun. Çok güzelmiş. Vallahi teşekkür ediyorum. Frobro ne demiş? Fırat Bayraktar vidaları. Slogan. Ne kadar somun varsa o kadar vida vardır. Fırat Bayraktar vidaları. Fırat Bayraktar vidaları. Israrla vidalayınız. Her vidalamak bizim işimiz. Her hırdavatçıda ve alet çantanızda. Fırat Bayraktar vidaları. Sırf vida mı? Somunda olacak mı? Somunlarında kendini. Nasıl bu adam kaymaksız yoğurt veriyor? Çok güzel ya. Lütfen vidalarımızı somunsuz kullanmayalım. Somunsuz vida kullanmak sorunsuz şeye benzer. İpek ne demiş? İpek iplikçilik. İplikleriniz bize emanet. İpek iplikçilik. Çok saçma. Çağatay Eralp ne demiş? Kapı markası olmasını isterdim. Çat kapı. Onur ne demiş? Marketler zinciri olurdum. Tek yerde çoklu çözüm. Onur marketler.
Ben de market zinciri oldu. Bir sokağı tamamen kendi marketinle kapatsak çok güzel olmaz mı? Bir de ürünler de aynı içeride. Tuna Can ne demiş? Küflü peynir çözüm ortaklığı. Çok güzel. Peynirci mi yoksa genel sorunları? Yok abi, küflü peynir çözüm ortaklığı. Küflü peynir değil mi? Küflü peynir. Her türlü peynirimiz küflendirilir. Savaş ne demiş? Savaş Sarı Çoban. Savaş zeytinyağları. Zeytin dalı yanında hediye. Ha, sarış güvercini çok, zeytin dalı. Çok güzelmiş ya. Sizin yerinize yağ üste çıksın. Nasıl slogan? O zevke göre değişir. Yay dedim. Yağ tenekelerine bir de o şeylerini, zeytin dallarını bağlayalım mı? Senin şu şeffaf bandınla onun dışında. Koli bandıyla mı? Bağlayalım. Koli bandıyla tamam. Şey yaparız. Gaye Dülger ne demiş? Ne demiş? E benimki zaten marka. Gaye Dülger dalıcılık. Teşekkür ediyoruz. Biraz gerçek markaları veremiyoruz. Ama abi, yani zaten bir marka. Yani o aslında öyle değil. Onun markası o değil zaten. Nasıl mesela bu programda Hülya Avşar'dan konuşamıyorsak, çünkü marka. O da bir marka. Nasıl Gülben Ergen'den konuşamıyorsak, o da bir marka. Gaye Dülger'de demememiz lazım. Demememiz lazım. Merve oyuncakları. Merve Hanım göndermiş, tahmin edersiniz. Ama nasıl için bebek falan mı? Lego tipi oyuncak falan bir şey mi? Hayır, çünkü şimdi özel bir marka var ya, tek yani ismiyle müsemma diye geçer. O olan o öyle bir şey mi, yoksa yani her türlü oyuncak bizim işimiz mi? Her türlü oyuncak ya. Sloganı belli. Oynayın. Kısa, vurucu, çarpıcı bir slogan çocuklar. Oynasanız ya. Şafak Burak Çevikbaş ne demiş? Çevikbaş vitamincilik. Başınız çevik olsun. Ay, korkutucu bir işle uğraşıyorsunuz. Yani ben anlamadım. Biraz da şey yaptım. Bu sadece başa mı yarar? En başa yarar. Ay, ondan sonra başka façeden ne var Fahir? Adem Demir ne demiş? Adem Göktaş'ı araştırma merkezi. Bu taş o taş değil, bilesin. Bakayım Emel Bey. Şüphe dolu bir firma daha. Vallahi yani. Bak bunlar var ya, naylon faturayla falan bizi bitirecekler ya. Vallahi hakikaten ya, lütfen. Doğa Aytun'a. Doğa kimyevi maddeleri. Uğraşsın dursun. İsmini vermemiş dinleyicimiz Twitter'dan yazarak. TRBLNFXN Twitter'daki ismi. Şehirler arası otobüs turizm firması olurum demiş. Aslında o isimde bir tane var zaten demiş. Adım Kamil değil diyerek bir hatırlatmada bulunmuş. Aslında güzel ya hakikaten şeyde. Şehirler arası. Kenan Özduran ne demiş? Ne demiş, dur bakayım. Zeytin işine mi giriyor yoksa başka ne işine giriyor olabilir? Yok. Kenan Yeşilçam Figüran Yetiştirme Okulu. Aa, çok güzel meslek ya. Çok adam güzel. Var çünkü ya bak, eğitimsiz figüranlar yüzünden izlediğin filmden diziden tad alamıyorsun. Doğru. Vallahi çok güzel bir, yani kanayan yaraya parmak atmış. Üstelik de sinema sektöründe, evet, bravo. Ya. Tebrik ediyorum Kenan. Kaybolan değerler figüranlar hakikaten. Ben sloganı da söyleyeyim. Figüranlıkta başrolü siz oynayın. Ay bak, Sarp Sönmez ne göndermiş? Adamın sloganını duydun mu? Pardon, bu arada? Ne, ben dinlemedim. Çok da gene dinlenmedi. Bak, dinlemedim. Gene dinlemedim. Figüranlıkta başrolü siz oynayın. Çok güzel ya. Çok iyi. Kenan Bey'le konuş bunu. Abi baş başa. Onunla ben zaten projelerimiz var. Bir yemek ayarlayalım. Ne dersiniz? Güzel bir yemek. Patates. Güzel patatesli böreğinizi yersiniz. Çayınızı içersiniz. Ne yazmış? Sarp Sönmez astronot içlikleri dünyasına giriyor. Ne? Astronot? Sarp Sönmez astronot içlikleri. Aa, çok güzel. Sönmez içlik. Hayır. Var ne? Sloganı. Yıldızlar sönse bile Sarp Sönmez. Sıcak tutar. Hep minimal ya. Valla dinleyicilerimiz çok ya. Sloganları, şeyleri hep minimal. Ülkemizin nasıl bir ticaret cevherine sahip olduğunu her sabah görüyoruz ama dünyayı, niye patlayamadık ya? Valla dünyayı ele geçirmemiz an meselesi, ben sana demek söyleyeyim. Demek ki hep imkansın. Lafta. Valla harika gidiyorlar. Hepsi bravo. Valla çok güzel şeyler geliyor. Sefa ne demiş? Sefa Kılıç. Şöyle yazmış. Sefa Kılıçları keyifle kesin. Atari Hanzo kılıçları vardı zamanında, bak o filmde nasıl önün planı çıktı. Bir tane de Japon filmini hemen şey yaparsın. Belki orada. Belki mutfak için yapıyordur can. Ha. Yani böyle biraz daha uzun, böyle döner bıçağı gibi. Keyifle kesiyor. Dönerci ustası yüzünde gülümsemeler açmış, böyle kıllı kollarından şeyler. Çiçekler çıkmış. Çiçekler çıkmış. O kadar mutlu ki adam. Erkek anladığım kadarıyla. Evet tabii ki. Hatice Bulut Göksu ne demiş? Hatice Hatun çiftliği organik ürünleri. Çok güzel. İsteyiniz. Bence hemen durduğu kabahat Hatice Hanım. Vallahi durduğunuz kabahat. Çok güzel oturuyor. Bir de bakayım. Ev yemekleri neydi? Ev yemekleri Gülsüm. O da çok güzeldi. Bacı.
Yok, Gülsüm bacı mıydı? Çok güzel. Evet, o da. İkisi beraber böyle yan yana, hatta şey olsun. Yaparız. Oradan al, orada pişir. Ha. Kendin pişir, kendin ye. Evet abi, organik ürünlerle yapıyoruz. Servet Gözel ne demiş? Gözeller Turizm. Şehirler arası mı acaba? Aa, çok güzel bak. Milli saraylar uğramalı, Boğaz turu, Meli malı turları, her türlü sünnet düğün, güzeller. Çok güzelmiş ya, o da çok güzel. Ben bütün markalardan etkileniyorum ya. Vallahi ben ya ciddi söyleyeyim, şu anda ben direkt biz marka vermeye de hasretiz ya yayınımızda. Ne kadar onun güzel, çok zevkliymiş ya. Harika. Ebru Hanım şöyle yazmış bize, Ebru Bulut. Marka adı Bulut Yatakları. Slogan: bulutların üzerinde bir uyku için bulut yatakları. diye keyifle uyuyanlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Markalara bol diyoruz bu saatte ve sizlere soruyoruz. İsminiz bir marka olsa ne markası olmak isterdiniz? Birkaç telefon alalım isterseniz, hemen telefonu veriyoruz. 0212 368 62 40 Twitter adresimiz @modernsabahlar. Paça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Gerçekten de ürün bombardımanı var. Her evet, sektörde evet, adamımız var artık. Evet, her sektörden var. Hemen bir iki sektörle ben başlamak buyurun istiyorum. Özellikle sandalye sektörü. Façadan yazan dinleyicilerimiz değil mi? Façadan, Uğur Ünlü sandalye sektöründen. Ne demiş? Uğur sandalyeleri. Hiç oturan yere dert oturmaz. Uğur sandalyeleri. Rahatlıkla oturabilirsiniz. Et oturan yere dert oturmaz. Yalnız... Yani bünye olarak onu bir bünyeni dertle oturun, dertsiz kalkın da olabilir. Evet, onun nasıl şeyler, örnekler. Twitter'dan Barış Korkut ne demiş? Korkut Aile Kasabı. Güzel oluyor bence. Evet, bakayım. Korkut Aile Kasabı. Bir de aile kasabı nasıl hayatımıza girdi? Bekarlarla çalışan yani, diyoruz. Aile çocuk olması kaydıyla. Aile kasabı olmayanlar mesela, bekar erkek arkadaşlarıyla pikniğe gidenlere yönelik et verenler. Yani şey nedir ya? Yani, eskiden aile kasapların ne? Dışında şey asılırdı ya, karkas et karanfillerle belenirdi ya. Tamam evet. O şimdi aileler tabii rahatsız oluyorlardı. Giremiyorlardı. Onlar mesela bekar erotik kasaplar onlar. Mesela böyle budu koymuş falan böyle ama budu aile koymuş. Budu koymuş. Ama normal kasaplarda, aile kasaplarında her şey mesela aile kasabına kızını gönderebilirsin rahatlıkla billur alması için. Evet. Aile kasabı olmayan billur alıyorsun, beğeniyor musun falan diye pislik yapar. Berkay Ölmez ne demiş? Ölmez Hastanesi. Sloganımız iddialıyız. Ay, Emre Kafa ne demiş? Ne demiş? Façeden. Emre Hadron Çarpıştırma, Epilasyon ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Her türlü karanlık madde bizim işimiz. Israrla isteyiniz. Naylon faturacı şirketi oldu. Vallahi her ya. Halinden belli. İrem ne demiş? İrem Ekmekleri. Yalnız sloganımı Fahir Bey seslendirecek. Ekmeği istiyorum diye. Ekmeği istiyorum. Çok güzel. Evet. Ondan İrem sonra... Ekmekleri. Ekmeği istiyorum. Konstant ne demiş? Cansu Hanım. Ne demiş? Cansu çiçek toprakları. Her çeşit çiçeğe. Ona şey denmiyor mu ya? Ne? O toprağa denir. Torf. Torf böyle şey adı şey gibi. Hayır, soyadı çiçek. Demek ki Cansu Hanım'ın. Tamam. Cansu çiçek toprakları işte. Yani böyle iki şeyli. Uzun uzun düşünme fırsatı veren bir marka. Uğrarsın dursun. Yani bence o her şeye uyan bir slogan. Slogan da şu. Her çeşit çiçeğe memleketten gelmiş gibi. Gibicesine. Çiçekleriniz bize emanet. Onlara yavrularımız gibi bakıyoruz. Çiçekleriniz çiçeklerimizdir. Herhalde anlaşıldı. Onur ne demiş? Göbek adım Halil olduğu için tabii ki Halil pazarlama, Halil pazarlama, Halil pazarlama kapınızda. Bir şeyin adı pazarlama olduğu zaman ürün önemli değil, değil mi? Ne olursa olsun pazarlıyoruz. Triportörünüz bizden o zaman Onur Bey. Emel Kuser Önder ne göndermiş bize? Ne göndermiş? Anaokulu olabilir. Emel okulları. Emel'le sağlam temel. Çok aslında şey de olabilirdi. Kavun ve taş sektörüne de girebilirdi. Emel'le anında anel. Kavununuz da bizden, hemen üstüne oturacağınız taş da bizden. Teşekkür ediyoruz. Onu da birbirine, Oktay senin şu bandın vardı ya.
Abi beni karıştırmayın böyle şeylere. Kabınla. Taşı böyle... ben ikisini bir arada öyle bir şey yapalım. Ürün çeşitliliği. Ceren Sarıoğlu demiş ki kalem markası olurdum demiş. Sloganı şu: sınıfta Ceren, dersleri beceren demiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Ege Bey'e dönüyoruz. Var mı? Teşekkür ediyoruz. Kavun yok. Hayır. Evet. Fatoş Yılmaz Soysal ne demiş? Ne demiş? FSM iç mimar dekorasyon. Ne demiş? FSM. Fatoş Yılmaz Soysal FSM iç mimar dekorasyon. Tamam olur. Güle güle. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Şirketinizle ilgili olarak. Allah umutları boşa çıkarmasın ne diyelim. Anladığım kadarıyla isminde de bir ilginçti. Slogan zaten. Yok bir dakika. Allah utandırmasın. Nasıl yok ya? FSM var işte. İşte bir dakika. FSM de Fatoş Yılmaz Soysal. F Fatoş'un F'si. S Soysal'ın S'si. M. M'de Yılmaz'ın M'si. Yılmaz'ın İlla başarı kullanılacak diye bir şey. Mimarlık ama mimar dekorasyon deyince. Fatoş. İşte. Fatoş Soysal. İç mimar dekorasyon. Ne de anladın mı? Vergi numarasını alabilir miyim? Hayır, fatura kesiyorum da şu anda. Alev Patlak şöyle demiş. Patlak Holding. Dinamit bizim işimiz. Dinamit ve naylon faturada rakipsiziz. Çok siyasete girmezsek. Nurafer ne demiş? Nurafer zaten ilaç ismi gibi ya. Evet ya, hakikaten. Ver oradan bir Nurafer. Evet. Anında keser. Hakikaten Nurafer anında keser. İlaç kutusuna Photoshop yapmış göndermiş. Photoshop. Hakikaten. Ne Photoshop. Ağrı kesici markası. Photoshop yapmak. Nurafer ağrı kesicileri ısrarlı isteyiniz. Photoshop'la Nurafer kazandırır kesin zafer diye. Süpermiş sloganı. Çok güzel slogan hakikaten. Hemen bu vitamin tipi bir şey mi? Hı-hı. Herhalde o tip bir şeydir. Özge Balcı ne demiş? Yumurta markası. Çok sloganı güzel ya. Yok. Yumurta markasının hemen bir sloganı alalım. Yumurta. Gönül rahatlığıyla tokuşturun. Yumurta tokuşturmak isteyenler için. Tabii doğru. Ne olabilir? Tokuşturma bizim işimiz. Neydi ismi hanımefendinin? Özge Balcı. Yumurta markası. Özge yumurtaları. Özge yumurtaları. Özge yumurtaları. Geçmişten de... geleceğe. İçim bulandı benim Özge evet yumurtaları. Evet ya, bir de sabah yumurta yedik. Şöyle de olabilir. Oradan hiç böyle ağzıma o direkt yumurta tadı geliyor. Tavuğun berisinden sofranın gerisine. Bravo, aldı gitti. Teşekkür ederim. Bir sen dondurma demiş bir sen hanım ama sloganımı duyurmayın lütfen demiş. Çünkü bir sen yala diye başlayan bir sloganı var. Tövbe estağfurullah diye de bitmiş. Cuma'ya yakışır bir tweet. Evet. Anladığım kadarıyla. Bir façe, bir tweet. Ondan sonra da hafta sonu dileklerimiz ve veda. Evet. O zaman tweet. Tweet. İstersen façe. Tweet. İşte bu tartışmayla vakit kaybetme. Tamam, tamam. Kebapçı olabiliyor muyuz diye sormuş. Olabilirsiniz. Olabilir efendim. Şey. Irmak Hanım şöyle demiş. Irmak Hanım kıp kıp yaptıktan sonra ekmeği az yiyin, etlerinizi bitirin. Çok güzel. Çok güzel. Adeta gerçek. Alkışlarla. Mükemmel bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyiciler hepinize. Pazartesi sabahı güzel bir haftanın başında güzel haberlerle buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. 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 Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.